Mübadelenin tam olarak uygulanma tarihi 1923 yılının Ekim ayıdır. Türkiye açısından bakıldığında. Aslında bu ayın, yani 1923 yılının Ekim ayında mübadelenin başlanacağına ilişkin kararı yine Lozan'da kurulmuş olan, bu sözünü ettiğim protokol uyarınca kurulmuş olan Muhtelif Mübadele Komisyonu kabul etmişti o tarihi, mübadelenin başlangıç tarihi olarak. Bunun da nedeni şuydu, çünkü o geçen süre içerisinde yaklaşık olarak bir yıl geçti. Bu geçen süre içerisinde gelecek olan göçmenler için hem ayrılacakları iskelelerde, hem gidecekleri ve kabul edilecekleri iskelelerde ve ülkelerde bir takım hazırlıkların yapılması gerekiyordu. Bir takım yasal düzenlemelerin yapılması ve örgütlenme aşamalarının gerçekleşmesi gerekiyordu. İşte bu aşamada Türkiye için baktığımızda hakikaten bu sözünü ettiğim tarihe kadar bu hazırlıkların yapılması konusunda önemli adımlar atıldı. Şöyle diyebiliriz, fiili olarak karşılıklı nüfusun göç etmesi söz konusu olduğuna göre 1923 yılına kadar yaklaşık olarak 1 milyon insan Türkiye'den ayrılmış ve karşı tarafa gitmişti zaten. Ama Türkiye'ye gelecek olan Müslümanlar için aynı şeyi söyleyemiyoruz. Onun da nedeni şuydu, Yunanistan Türkiye'den Yunanistan'a göç edecek olan, özür dilerim, Yunanistan'dan Türkiye'ye göç edecek olan göçmenlerin ya da Türklerin göç etmesini yasaklayan bir takım kararlar aldı. Ve dolayısıyla oradaki Türkler, yani Yunanistan'daki Türkler yaklaşık bir yıl boyunca değişik iskelelerde çok zor şartlar altında gemilerin gelip kendilerini almasını beklediler.